güzel düzenleme yapıp devletimizin insanlara yardımcı olması gerek. Dünyanın en pahalı ülkesi olduk. Açlıktan nefes kokuyor. Milleti mahvediyoruz. Buna devlet çözüm bulması lazım yani. Bu kadar yüklü miktarda elektrik faturasının, doğalgaz faturasının gelmesi çok mantıksız. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte indirim taleplerini değerlendirdiklerini bildirdi. Elektrik faturalarında KDV, alt limit ve gelire göre fiyat formülleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bize Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Yani çözümden ziyade vatandaş için, bizler için çok iyi olur. Yani şimdi tabii ekonomik şartlar ülkede çok iyi değil. Bunu herkes de kabul ediyor artık yani. Dolayısıyla bir uygulama olsa çok daha iyi olur. Öyle bir şey olursa bence çok çok iyi olur. Yani vatandaşın yararını olur. Bence devletin yapması gereken burada dar gelirli insanlar var toplumda. Bunlara destek olması lazım devletin. Ben bu görüşteyim. İndirim olması lazım elektrikte. Çünkü Türkiye'de o kadar insan yaşıyor ki bunların çoğu dar gelirli insanlar. Çok gelirli insanlar için normaldir bence bu. Belki normal gelebilir ama dar gelirler için bence güzel düzenleme yapıp devletimizin insanlara yardımcı olması gerekiyor. Ben bu konuda düşünüyorum. Söz yine devletin. Hükümet olarak çalışıyorlar. Biz feyizler yapmak istiyorlar. Televizyonda izlediğimiz kadar. Allah işleri güçleri rast gelsin. Bu ortamda ne yapacağız? Her şeyimiz dışa bağlı. Dış güçler, iç güçler bizleri mahvetmeye çalışıyorlar. Bunun için diyecek bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimize zaval ziyan vermesin. Bir şey diyemem. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın yani. Ne çözümü ya? Milleti alda diyorlar kızım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Dünyanın en pahalı ülkesi olduk. Açlıktan nefes kokuyor. Milleti mahvediyorlar. Bir tane kızım. İnsanlar o kadar krizde ki inşallah düşer diyorum. Bir de yani denetlenmişti daha iyi olur. Hiç kullanmayan birilerine yüksek fatura ödüyor. Onu anlamıyorum. Yani diyecek bir şeyim yok yani bu kadar. Peki başka alternatif çözüm olabilir mi? Bence daha iyi denetlensin yani. Herkesin ne kadar kullanıldığına göre desin yani. Kullanan da aynısını ödüyor, kullanmayan da aynısını ödüyor. Bu bir çözüm değildir. Yine başka bir sorunlar çıkar o zaman da. Çok yaktın, az yaktın sorun olur. Bence çözüm değil. Peki başka ne olabilir çözüm? Şu anda aklıma gelmiyor ama bir düzenleme olsa, tekrardan düzenleme olsa eski faturalarımıza dönsek daha iyi bence. Daha iyisini yaparlar, daha iyi üzerini yaparlar. Yapmaya da çalışacaklarına inanıyorum ben. Gelir seviyesine göre fatura gelse bu bir çözüm mü? Bu gelir seviyesine göre. Ayrıca bizlerde de israfçılık var. Milletimizde de israfçılık var. Çünkü o israfçılığı önlemek için ne yapmak? Biraz da kendileri tutumlu. İşten de dişten artar diye bir laf var. O için milletimiz azıcık da bu yönde daha tutumlu olması lazım. Eğer dünyada enerji yüksek de Türkiye'de buna biz ayaklanıyorsak aslında gerçekten haksızlık yapıyoruz. Çünkü enerji her yerde aynı, burada da aynı standartta kalması lazım. Yani Türkiye yükseltmiyor bunu. Dünyada yükseliyor bu. Bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor. Peki buradaki yüksek faturalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelen zamlar hakkında? Ya tabii ki insanlar için zor bir şey. Ama ne yapılabilir ki? Her yerde aynısı. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Eğer biz bunu düşünüyorsak eğer ne yapacağız? Mecbur bir şeyler yapıp devletimizi ayakta tutmaya çalışacağız. Çözümler aranıyor. Çeşitli formüller denenecek. Sizce bu formüllerin sonucunda bir olumlu durumla karşılaşabilir miyiz? Olabilir. Çünkü öyle gelirine göre elektrik vergisi almak da biraz tuhaf oluyor. Çünkü dışarıda da bu böyle değil. Dışarıda da herkes neyi yakıyorsa onu ödüyor. Gelirine göre değil ama. Herkes ne kullandıysa onu ödüyor. Burada da öyle olması lazım. Ben bir asgari ücretli olarak asgari ücretle çalışıyorum. 3 çocuk babasıyım. Biri okuyor. İnanın okuluna yetişemiyorsun. Evde biriktirdiğin bir altın varsa onu bulduruyorsun. Gördüğünüz gibi bu fatura yatırmaya gidiyorum. Fatura gelen fatura kaç lira? 437 lira. Doğalgaz faturası. Kaç lira yakıyorsun bunu? 40 lira yakıyorsun. Bu kadar bir fatura gelirse çocukların eğitimini, mutfak masrafını, üstünü, başını nasıl alacaksın? Buna bir çözüm getirmesi lazım. Bu şekilde olmaz yani. İnsanlar artık çok zor durumda. Düzenleme gelmesi lazım.
Özellikle vatandaşların şikayetleri üzerine çeşitli çözümler aramaya başladılar. Bir tanesi işte gelir seviyesine göre fatura gelebilir söyleniyor. Sizce bu bir çözüm mü? Yani herkese farklı bir sistem uygulanacak. Asgari ücretliye farklı sistem uygulanacak. Yani asgari ücretliye farklı, bir iş yeri sahibine farklı. Peki iş yeri sahibi de o zaman işten çıkaracak bunu. İşten düşecek yani. Ya işçi çıkaracak, adam ekmeğinde olacak ya da ne yapacak? Buna devlet çözüm bulması lazım yani. Bu kadar yüklü miktarda elektrik faturasının, doğalgaz faturasının gelmesi çok mantıksız. Yani eşit olunmasına yalnız. Eşit olması tabii. Çünkü o adam da işçi çalışıyor. O adam da çalışmasa işçi evine ekmek götüremeyecek. O adam da istihdamını sağlayamayacak. Yani düzenli bir şey olmayacak. Bunu devletin düşünmesi lazım artık. Çünkü bir faturayla bitmiyor sadece. Geçim bir faturayla bitmiyor. Mutfak masrafın var, üstün başın var. İnanın hani bir aileni alıp bir yere oturup yemek yemeye gidemiyorsun. Onu geçtik, evimize bir yağ alamıyoruz. Bez alamıyoruz yani, çocuklarımıza bez alamıyoruz. Yani insanlar artık bu kadar zor durumdalar.